Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Feridun ve yanımda Pekades. Sonunda gelebildik. Rüzgardan muhtemelen saçlarımın uçuşundan ve yanımdaki Seyka'nın saçlarının lüle lüle oluşundan anlıyor olmanız gerekiyor. Şu an Aomori'deyiz. Kanagi'ye de öyle. Kanagi istasyonundan çıkıp şimdi yolda yürüyoruz. Biz de ne yapacağımızı pek bilmiyoruz ama burada gezilip görecek yerler varmış. Oralara da biraz bakalım dedik. Biz gezip görüyorken Seyka da açıklamasını yapacak. Seyka bildiğiniz gibi Aomori olduğu için memleketi Goshogawara. O buranın her şeyini biliyor diye düşünüyorum. Migi, Hidari, Hidarika. De, Aomori ni kaitta tte iu no dou kankaku? Ureshii? Ja ureshii yo ne. Shikamo fuyu desu. So, fuyu mare demo nai. Samui? Ma, samui ya samui yo. Evet arkadaşlar, normalde şu an yani çok soğuğu hissetmiyorsunuz ama -1-2 dereceleri falan geliyor. Kış aylarında zaten inanılmaz kar yağıyormuş buraya. Öyle duyumlar aldım. Bakalım artık biz de gezip görüp eğleneceğiz. Neler olur, neler kalır bilemiyorum. Ha bir de şeyi söylemek istiyorum. Türkiye'de sanırım operatörler artık hotspot olayını ücretli yapmaya çalışıyorlarmış. Öyle bir haber duydum. Japonya'da zaten ücretli arkadaşlar. Bedava olarak kullanamıyorsunuz. Hangi hattı kullanıyor olursanız olun, kendi internetinizi paylaşmak isterseniz ücret ediyorsunuz. Yani Türkiye'deki insanlar çok kızmasın. Bence gerekli bir şey diye düşünüyorum bu. Biliyorsunuz bizde otlakçı çok fazla olduğu için en azından bir şekilde otlakçıların sayısını azaltabilirler diye düşünüyorum. Neyse o halde hadi Aomori'yi tanıtmaya başlayalım mı? Başlayalım. これが津軽のタコ。後ろにあったんです。そうそう、後ろなので役場職員だけは見下ろしていて、11年前に公開するまで連絡を忘れてました。松本清張が同い年で、岡本太郎が2歳年下。そんなもんです。わかりやすいです。でもね、ちょっと年齢は違うような気がするんですが。 本席はそこに残っているという、まさに見ていただいて、して、こちらに。あ、これですね。県会議員のお父さんが新しい橋を架けて、本庁を整備、自分の地所の中に役所を貼り付けて、警察もうちの向かいに跡で打つさせていました。そうですね。農民たちの暴動を防ぐためにやってます。奥の蔵の横の離れ。太宰のお兄さんが結婚する時に建てられました。これだけが今日は90メートルもいて、ここにあるんです。 そこ、どういうことですか。そこの廊下がね、キュッとなるんですが、知ってますか。うぐいす張りって言います。何も知らんことです。新入社が来たら分かるよ。ああ、そっか。京都に行けば二条城は真面目。どうぞ入って。いいですか。すみません、僕喋ってても大丈夫です。大丈夫です。中身は、 あ、すごい。そう、売れたんじゃないんですよね。売れたんじゃないんですよね。あの、今デザラスモードしてる。新聞ですね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 。
泣く資格もないと思ってました。でも最後の場面、兄弟が一つの部屋に腰を下ろす、すごい。お兄さんからはあんまり手歩くなと言われて、はい、変えたところ、どうぞどうぞ、座ってみると彼の目線でお部屋が見れます。すごいですね。ここで書いたんでしたっけ。そうですね、そうですよね。1年間で23作品、すごいですね。ここは皆さんやっぱ知ってるんですか、なんかこういう場面。ガイドブックにはみんな載ってるんですが、みんな斜陽館だけ見て、Arkadaşlar az önce Dazai Osamu denilen bir Japon şairin, yazarın evinden çıktık. Gördüğünüz görüntülerde eskiden yaşadığı eve ait olan, 11 kişi yaşadıkları eve ait olan görüntülerdi. Çok güzel bir insan. Ben de animesini izlemiştim daha önce. Aoi Bungaku dediğimiz, çok sevdiğim bir animeydi. O animenin, kitabın, yazarının evini görmek de çok güzel, ne bileyim. Çok garip bir histi.
onun oturduğu yerde oturup yazılar yazdığı yerlerde ne bileyim etrafı ya da gördüğü manzarayı görmek çok güzeldi. O yüzden biraz garip yani nostaljik duygular içerisine girdim. İyi ki de gitmişim diyorum yani. Pek fazla insan da yok. Aslında bizden başka kimse yoktu ya. Videolarda görürsünüz muhtemelen de. O yüzden de şanslıydık biraz. Çok Japon evlerini merak eden arkadaşlar da vardı bu arada. Onlara da güzel bir video olmuştur diye düşünüyorum. Abi bize Japon evi göster. Geleneksel ev görelim abi. Çıldırıyoruz abi diyen arkadaşlarımız için de güzel bir video olduğunu düşünüyorum. ただいまなんか太宰治記念館の斜陽館ってとこに来てます。ここはなんか国の指定の文化財とされてます。で元は太宰治家のなんか前の人たちがまあ大きいお金持ちな感じだったのね。でそこでなんか金融、まあ、お金関係としてここが使われたりとかして、その次にまた違う人が住む家として買われて、その次にホテルとしてまた使われたんですよ。でそこから、ま、町金木町だったんだけど、そこが買い取った、なんか自分たちのものにしたって感じ でそこから、ま、太宰治の人のなんか、ま、歴史とかがすごく深くのなんか残ってるから、皆さんに見てもらえるように博物みたいな感じにしたところになってます、うん。キッチンみたいな感じです。うん、で一番上が、まあ、日本でご飯を入れてご飯炊くところ、下一番下見えるがなんか火とかその炭とか入れて燃やして、まあ、フェリカやったのオーブンがここでできる感じで、こっちも同じように自分たちの鍋とかを入れてまた料理できるような感じになってます。ここはなんかいろり、なんかあったかいところみたいな感じ。ここに炭とか置いて、で、あったかくして、まあ、お魚やったりとか、ここにお湯やって、なんか飲み物入れたりとかするところ。割れないかね、ちょっと。で、ここはなんかお盆がいっぱいあります。まあ、ご飯入れるやつ。で、元旅館、ホテルだったから、なんかここに、まあ、ご飯とか置いて、なんかまあ30人くらい住んでたはずだのね。だからその人たちになんかみんなご飯お盆やってっていう感じで、ここは収納場所になってます。şu an içinde bulunduğum oda太宰治さん dediğimiz yazarın doğmuş olduğu oda ve çocukluğunu çoğunlukla bu odada geçirmiş ve teyzesi tarafından nasıl diyeyim doğurtulup teyzesi tarafından büyütülmüş, annesi hasta olduğu için çocukluğunu burada geçirdiğini düşününce tabii ki yani dünyanın her yerinde vardır bu eski evler için vesaire, ama hayal edince eskiden burada o çocuğun büyüdüğünü, oynadığını falan çok garip oluyor insan. Çok güzel arkadaşlar ya. Gelin Japonya'ya gerçekten. Gelin buraları görün ya. Az önce görmüş olduğunuz bu simge ya da tapınak gibi küçük yer, bu evin sahibi Tsushima ailesinin Budist inancında taptığı simge yer olarak gösteriliyor, belirleniyor. Çok garip değil mi arkadaşlar ya? O zamanlardan bu zamanlara böyle yerlerde yaşayıp böyle şeylere inanmış olmak, bilmiyorum yani. Türk-Japon olarak ayırmak değil de insan olarak böyle şeyleri yapmış olmak, inanmış olmak çok garip geliyor bana ya. Çok güzel, inanılmaz. İyi ki gelmişim diyorum ya. Burada Fusuma. 日本語だとふすまって言うんだけど、でなんか絵柄とか描いてて、日本だとベッドじゃなくてお布団敷いて寝るんですよ。でその間にまたこういうふすまを置いて、その反対にも人ベッドとかなんかそういうをやるようにある感じだから大きい感じかな、うん。
後ろの方にも柄があるからちょっと前と後ろ違ったりして楽しいかなと思います。Ve şu an yanımda görmüş olduğunuz şey kasa arkadaşlar. Bu evin sahibi Tsushima ailesi. Yaklaşık 300 kişiye toplamda restoran ya da işletme sahibi insanlara buradan paralar veriyormuş kullanın diye. Nasıl diyeyim, bizdeki yani faizcilik değil de hani para veriyorsun daha sonra gelip ödüyor gibi şeylerde parayı kiralamak gibi durumları oluyormuş. Para olarak çok fazla paraya sahip oldukları için. O yüzden burası da şu an içinde bulduğumuz odada genelde o tarzların yapıldığı, paranın alıp verildiği, borçların ödendiği bir işletme gibi düşünebilirsiniz. Evin içinde çok fazla oda var. Şu ana kadar biz 12 tane odayı falan gezdik diye düşünüyorum. Çok büyük. Sanırım önce ev, daha sonra otel olarak kullanılmasının sebebi çok büyük, geniş odalara sahip olması. Ve çok güzel, çok temiz bakılmış. Muhtemelen eskiye ait olan bir yapı olduğu için. Açıklama göre bu akamda görmüş olduğunuz oda Avrupa sistemine göre yapılmış. Japon-Avrupa karması gibi. Zaten az önceki videoda içeriği görmüşsünüzdür muhtemelen. Modern Avrupa sistemi gibi. O zamanlar için düşünürsek modern Avrupa sistemi. Biraz da Japon esintileri yerleştirilmiş. Resimler olsun, duvarlardaki işlemler olsun vesaire. Arkadaşlar arkamda görmüş olduğunuz Japon stili odanın sürgülü kapıları daha doğrusu. Altından yapılmış. Bu aileyi çok uzaktan ziyarete gelen işte yakın eş dosttur vesairedir ya da müşteriler için hazırlanmış bir odaymış burası. Ve gerçekten altından olması beni şok etti. Hala duruyor yani. Türkiye'de olsa muhtemelen yani çormuşlardı diye düşünüyorum. Çarpmışlardı yani bir şekilde hani. Çok güzel ya. İlginç bir şey ya. Seiko çok güzel. Teşekkür ederim. Ya çok soğuk valla. Oh, deyince ağzımdan dumanlar çıkıyor ya. Az kalsın ejderha alıyordum. Ejderha tabii ki de. Gerçekten çok soğuk arkadaşlar. Bir Antalyalı olarak can çekişiyorum yani burada. Coşturuyorlar bizi soğukla birlikte. Ama SK'ya bakınca pek üşüyormuş gibi göremiyorum. Çünkü kendi memleketi. Soğuk insan tabii ki böyle oluyor. SK. Samui. Samui lan. Koşagavara'nın en sevdiğim yanı. Şey oldu, apartmanlar. Apartman yok açıkçası, öyle söyleyeyim ben size de. Yani köy tarafı olduğu için böyle. Şehir tarafı olmadığı için. Gökyüzü çok geniş. Gökyüzünü görebiliyorsunuz. O yönden çok güzel. Ben çok sevdim şahsen. Önce geldiğimde de böyleydi de. Kış ayında ilk defa geldiğim için daha bir güzel. Biraz soğuk ama. Soğuğu yiyince alışıyorsunuz. Girince alışıyorsunuz. O yüzden. Eğer olur da bir gün fırsatınız. Buraya gelirseniz. Lütfen. Benim gezdiğim, gördüğüm yerleri siz de gezin görün. Hani bir tur rehberi olarak tabii ki anlatamam, o kadar derin bilmiyorum ama elimizden geldiğince biz de açıklamaya çalıştık. Ah yorulduk be! Soğuk be, vallahi soğuk ya. Buradan sonra sıcak bir şeyler içeceğiz artık, bilmiyorum. Boğazlarımız çünkü paramparça oldu konuşmaktan. Bir de soğuk hastayım ben, grip nezle falan aldı başını gidiyor. Bu hafta da böyle eski yerleri, nasıl diyeyim size, müzeleri ve müzeye benzeyen eski ünlü bir şairin, yazarın yaşadığı evi. Daha önce ailesinin kaldığı evi gördük, gezdik. Çok derin, çok bilgi olarak anlatamadım. Kusura bakmayın o yüzden. Seika'ya da sordum ama Seika hani kendi memleketi olmasına rağmen öyle çok biliyorum, aşırı biliyorum falan demedi. Bildiğince bizlere anlatmaya çalıştı. Samuye ne? Çok ne? Soto da ne? Buradan sonra artık eve dönüp videoyu
hazırlamaya çalışacağım ben. Seyka'nın bilgisayarında yapacağım için biraz zaman alacağını düşünüyorum. O yüzden bu haftalık böyle video oldu. Muhtemelen bir video daha çekelim diye düşünüyorum. O yüzden diğer videoya kadar görüşmek üzere. Sevgiyle, saygıyla ve sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.